Apar ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Hande Özdemir Gül. Portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Gelişmelere, rakamlara bakacağız ve her zaman olduğu gibi ekonomist Belgin Maviş ile birlikteyiz. Günaydın Belgin Hanım. Günaydın Hande. İyi sabahlar. İyi sabahlar olsun size de. Şimdi başlayalım gelişmelerle birlikte. Tabii, Tabii Borsa İstanbul... BIST 100 endeksine bakacağız ki e, yatay pozitif yükselişle başladı 1474 puandan. Bakalım evet. hemen e, gün içi yükselişini de sürdürmeye devam ediyor. 1477 puan seviyesindeki 0.24 puanlık bir yükseliş hakim 1474'lerden 1477'ye kadar da çıktı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi. Dördüncü işlem gününe geldik hangi gelişmeleri takip ediyor borsa ne dersiniz? Buyurun. Bugün şöyle bakıyorum Türkiye gündeminde dış ticaret dengesi rakamları var. burada dün büyüme rakamı vardı. Büyüme rakamı sonrasında borsa İstanbul'un 1472 seviyesinin üzerindeki kapanış olumluydu. İyimserliğimizi korumaya hala hazırda devam ediyoruz. Ve trend olarak baktığımızda bugün için özellikle ben şöyle bir baktığımda Dün endekse bankacılık endeksinin dinlendiğini yine bayrağı sanayi endeksinin devam ettirdiğini gördük. Ve yukarı yönlü hareketlerde hala hazırda 1485-1505 bant aralığı hedef değerimiz olarak devam etmekte. Aşağıda 1420 orta vadeli trend desteğimiz ve şimdi de 1460'lı seviyelerin önemli bir seviye olduğunu da hatırlatalım. Daha öncesinde denemiş, gelmiş, vurmuş ve dönmüştü. Dolayısıyla orası şimdi... Kuvvetli bir destek noktası haline gelmiş gözüküyor. Bugünün özeline baktığımızda genel anlamda alıcılı bir başlangıç sonrasında haber akışına duyarlılığın devam edeceğini görüyoruz. Yarın enflasyon rakamı açıklanacak. Enflasyon rakamını açıklamasına kadar biz yüzde e, diğer mevcut hikayeler, halk arzlar devam edecek enflasyondan sonra. Yeni bir hikaye borsa İstanbul tarafında yazılacak. Günün ikinci yarısında olası realizasyonlar gelebilir ama hisse bazı hareketler devam eder. Hisse bazı hareketleri takip edeceğiz. Evet. Hisseler tarafına da bakacağız. Bankacılık dediniz biraz daha dinlenme yönünde dediniz diyen bankacılık. Bakalım hemen e, seyrine. Şu an için 0.67 oranında yukarı yönlü hareket evet. var. 1355 puanda ki 1347'lerden geldi gün içinde. Ee, bakalım 1357'den de şu an için ee, işlem görüyor bankacılık. Bankacılık için ne dersiniz? Buyurun. Şimdi dün bankacılık endeksi 1347 puan seviyesinden %0.36 değer kaybıyla günü tamamladı. Bugün ise bu bu alıcılı bir başlangıç sonrasında 1357 seviyesini test ediyor. Zaten beklentimizdi 1360-1380 bandı. Yukarıda 1400 hedef değerimiz olmaya devam ediyor bununla birlikte. Ee, özellikle bankacılık sektörüyle ilgili geçtiğimiz hafta içinde BDDK'nın açıklamaları da vardı. Temmuz ayı verilerini açıklamıştı ve burada bankacılık sektörü Yabancının Ocak-Şubat dönemindeki çıkışında öz sermaye karlılığı rasyosu, sermaye yeterlik rasyosu ve e, bununla birlikte baktığımız diğer aktif rasyolarındaki geri çekilme e, gerekçi olarak gösterilmişti. Şimdi öz sermaye karlılığı noktasına baktığımızda ki bu da bilançoların açıklanmasıyla birlikte bankacılık sektörü açısından hem de BDDK'nın rasyolarına baktığımızda orada bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Enflasyon burada da önemli. Bankaların seyri açısından da önemli. Çünkü öz sermaye e, karlılığı demek her bir birimlik öz kaynak karşılığında ne kadar kar elde ettiğini bankanın gösteren bir özellik. Ve en önemli kriter karlılık kriteri de budur. Ve burada özellikle baktığımız zaman bu, şeyi, bu oranın yıllık enflasyonun üzerinde olması beklenir. Şimdi bizdeki enflasyon rakamımız Temmuz itibariyle kaç? Yüzde %18.95. Şimdi kaç bekleniyor? Beklentiler %18.70'ler seviyesinde. Bir geri çekilme hareketi en kötüyü geride bıraktık diyebilecek miyiz? Bu açıdan bu veri önemli. Aynı zamanda bankacılık sektörünün de yeni bir tarih yazması için de oldukça önemli. Çünkü burada öz sermaye karlılığını artırmak istiyorsak bir kere enflasyonla ilgili de mücadelemizi yapmamız gerekiyor. Çünkü burada öz sermaye karlıklarına baktığımızda nasıl hesaplıyoruz bunu? Net kar bölü öz sermaye. Bankalar açısından baktığımızda ve burada da bu oranın e, ne kadar bankaların e, yaptıkları yatırımların ne kadarının kazanca dönüştüklerini gösteren bir rasyo. Dolayısıyla bunun yıllık enflasyonun üzerinde olması gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda şöyle bankalar geldi. Çok teşekkür ederim yönetmenimden. Mesela yapılan hesaplamalar üzerinden gidiyorum. Bir rapordaki alıntımdır. Halk Bankası'nda öz sermaye yüzde ikiler seviyesinde. Bununla birlikte Kalkınma Yatırım Bankaları ve TSKB'de öz varlık karlılığı yüzde 14.5 seviyesinde. Şimdi enflasyonun altında dolayısıyla bankalara Girebilmesi için yatırımcının bir kere enflasyonun üzerinde hisse senetlerinin performanslarının olması ve öz sermaye karlılığın artması gerekiyor. Şimdi yeni hikaye yazacaksak ve bu yeni hikayeyi sanayiyle devam eden yükseliş trendimizi biz bankacılık tarafıyla desteklememiz gerekiyorsa enflasyonla ilgili ciddi e, ne diyelim adımların atılması gerekiyor. Bu gözle baktığımızda bankacılık sektöründe şu anda kısa vadeli hedef değerimiz özellikle 1400'ler seviyesi olmakla birlikte enflasyonda aşağı yönlü eğilimin kuvvetlendiği gelen verilerle karşımıza gelirse bankaların öz sermaye karlılıklarında da artış beklentisi biz yünü yüzün yeni hikayesini oluşturacaktır. Evet genel itibariyle baktığımızda bankacılık tarafındaki yeşil bir tablo bizi karşılıyor. Aynen o Pozitif öyle. ki siz Garanti Bankası'nı özellikle indikatör olarak alıyoruz. Doğru. Siz orada da %1'e yakın bir yükseliş takip ediliyor. Evet. Ee, geçelim Sınai'ye. Hemen Sınai'ye bakacağız. Sınayinin performansı nasıl ki orada da yükseliş devam ediyor. 0.38 puanlık yukarı yönlü hareket var. <laughs> 2577 Gün içi haftalık da rica edelim yönetmenimizden ve 2577'den şu an için yani gün içi en yüksek seviyesinden evet. işlem görüyor. Son bir haftaya baktığımızda da en yüksek seviye olarak karşımıza çıkıyor son bir haftanın. 2512 ise aşağıda görmüş belgenin 0.39'lukta yükseliş var. Evet şöyle biraz araştırma yaptım yazılan raporlara ve beklentiler bazında baktığımda. Mesela Borsa İstanbul'daki hareketin başlığı şu sanayi hareketi borsa İstanbul'da evet biliyoruz. Zaten 5 senedir sanayi endeksi destek veriyor. 5 yıllık performansı da buraya koyduğumuzda ciddi bir yükseliş içerisinde olduğunu görüyoruz. Zaten büyüme bunu teyit ediyor. Bununla birlikte sanayi üretim oranları, kapasite kullanım oranları ve PMI verilerimiz de bunu ciddi anlamda teyit ediyor. Çok teşekkür ederim yönetmenimden. Ocak 2020 Ocak'tan itibaren belirgin bir yükseliş var ki bu pandeminin en yoğun yaşandığı dönemler kapamalar, tedarik zincirindeki yaşanan sıkıntılar. Ona rağmen yani böyle bir yükseliş görüldü orada. Ve burada özellikle dolar bazında da yabancı yatırımcının bunu takip ettiğini görüyoruz. Buradaki sanayi hareketini son bir yılda güçlü sanayi hisseleri mali sektöre göre daha iyi performans gösterdiler. Dolayısıyla biz de portföyleri Oluştururken önceliğimizi hep bunlara verdik. Bununla birlikte e, yılbaşından bu yana sanayi endeksinin ağırlığı yüksek hisseler içerisinde dolar bazında yüzde 25'lere varan getirilere e, beraberinde getirdi. Dolayısıyla sanayi endeksi içinde yer alan hisse senetlerini alan yatırımcılar burada yüzde 25 ve üzerinde bir getiriyi de kısa vade içerisinde e, gerçekleştirmiş oldu. Bu açıdan baktığımızda özellikle sanayi tarafına en büyük desteği Ereğli'nin verdiğini görüyor sende. Ereğli ve Kardemir hisseleri. Ve burada yeni bir hareket başlayabilir mi? Evet. Bu hareket gelebilir. Ereğli'nin öz sermaye karlılığı yapılan hesaplamalara göre %20.23. Enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamış yatırımcısına baktığımızda. Pandeminin etkisini atlatarak 2019 seviyelerinin üzerindeki seyrine yeniden dönmüş ve zaten Ereğli'ye de baktığımızda bunu net bir şekilde görüyoruz. Omuzlayan hisse Ereğli gözüküyor bu anlamda baktığımızda. Sektoral olarak ne dersiniz yani demir çelik için? Yine devam eder, yine devam eder. Tedarik zincirindeki yaşanan sıkıntılar ya da talep yönlü sıkıntılar olmazsa yine demir çelik sektörü, güçlü kalmaya devam eder. Yani e, dünyada küresel ekonominin canlanması için demir çelik sektörü ve buna bağlı şey olarak da diğer ikinci bir sektör olarak da otomotiv sektörünün hareketli olması gerekiyor. Dolayısıyla otomotivde çip problemi hala devam ediyor. Elektrikli araçlara dönüş e, durumu var. İklimsel değişimlerden dolayı karbon salınımının düşürülmesi benzinli mazotlu araçlara olan talebi düşürüyor. Dolayısıyla otomotiv bir sendeleme içinde ama demir çelik öyle değil. E, Çin'in bazı politikalarından dolayı özellikle stok kontrol politikası açısından baktığımızda e, engelleyemediği tek şey demir çelik. Hı hı. Dolayısıyla yine Ereğli, yine Kardemir, yine İzdemir gibi demir çelik sektöründeki hisselerimiz ön planda olacaktır. Ve aynı zamanda da dolardaki geri çekilme hareketine rağmen dolar bazında da getirilerinin %180'lerin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bir kısa realizasyon gelebilir ama bu yeni alım fırsatını da beraberinde getirir demir çelik sektörü için. Otomotiv demişken siz hisselere de göz atmış olduk bu evet. arada. Bakalım gene itibariyle yukarı yönlü hareketler. Otokarda da keza, Karsan'da, hı hı. Türk Traktör'de e, Ford Otosan'da da yine 0.71'lik yukarı yönlü hareket var. Yeşil bir tablo Tabii. takip ediyoruz ki T otomotiv talebi hisseleri. talebi karşılamıyorlar evet. Hande. Yani şimdi e, o şey düştü ya ÖTV Hı -hı. matra. E şimdi bu yine ender otomotiv sektörünü canlandırdı. Hani borsa her zaman için beklentiyi satın alır. E, beklentiyi satın alacağı için de yeni hikaye burada yazılmaya başladı. Bunlar içerisinde hangisi üretime daha hız verir, talepleri karşılarsa ya da karşılayacağına kanaat getirirse bu Ford da olabilir Tofaş fabrikada. Ama şunu söyleyebilirim son bir aylık periyot içerisinde baktığımda yabancıların radarında Tofaş fabrikanın, Ford Otosan'ın, Otokar'ın, Karsan'ın olduğunu görürüz. Doğuş Otomotiv ise zaman zaman tavan alıcılığı işlem görüyor. O otomobil üretmiyor. O bir distribütör ama gelen talepler ve bu taleplerin devam edeceğine dair beklentiler de Doğuş Otomotiv'de ciddi bir performansla beraberinde getirdiğini söylememiz mümkün. Karsan da her zaman hem traderların hem yatırımcıların tercih ettiği hissedir. Neden? Fiyat anlamında daha uygun seviyelerde ve yükseliş potansiyeli, haber akışına duyarlılığı gibi unsurlarda Yatırımcının gözdesi yapıyor onu. çeliğe baktık, otomotive baktık. Şimdi e, sınav tarafından geçelim. Tabii. Vadeli tarafa bakalım vadeli opsiyon piyasasındaki hareketlilik nasıl? Son bir haftaya baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdürmeye devam ediyor. 1565'ten gelmiş 1623'e kadar çıkan bir evet. vadeli taraf var ki e, 1622'den işlem görüyor. 0.25'lik yükseliş var. Dün de 1617'den kapatmıştı. Onun üzerinde şu an için. Evet. Dersime çok iyi çalıştım. Ben notların <laughs> içerisinde bir yapı bulamıyorum. E, şaka bir tarafa. Vadeli tarafta da alıcılı seyir devam edecek. Sinyallerin teknik olarak gördüğümü söyleyebilirim. Zaman zaman düzeltmeler gelecek ama kritik gün burada da yarın. Demek ki enflasyon çok önemli. Tüm dünya için enflasyon yükseliş eğilimi içerisinde Avrupa için de geçerli. Bu Amerika için de yüzde beş enflasyon var Amerika'da. Aynı şekilde dün Almanya tarafındaki gelen veriler Avrupa tarafında enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'ndan da e, beklentilerinden de yukarıda olabileceğine dair şeyler biraz daha gelişmekte olan ülkelere doğru yönelişi arttırırken enflasyondaki seyir bizde düşüş eğilimi gösterirse bu borsanın hem vadeli tarafta hem de e, yani endeks kontratlarında hem de spot tarafta yani hisse tarafında yeni hikayeyi oluşturur. Vadeli tarafta da dünkü kapanış 1617. Bugün 1623'ü görüyoruz. Hı hı. Demek ki alıcılı seyir devam edecek gibi gözükmekte. Ve burada eğer biz 1630'u bugün geçersek bunun üzerinde 1670 hedefimiz olur hem bugün hem yarın için hedef değerimiz olur. Aşağı yönde hareketler söz konusu olduğunda da biz burada 1620'ye bakacağız Hande. 1620 kırılırsa biraz daha satış baskısı artabilir ve orada da tabii ki geri çekilmelerde 1610 ve 1602. Nokta atışı önemli destek noktamızı söyleyelim o zaman. Biz 1605'i takip edelim. 1605 dediniz. Kırılmazsa diyeceğim alıcılı yolumuza devam ederiz. <laughs> Peki. Ee, geçelim kısaca tahvil piyasasına da bakalım. Türkiye'nin 2, 5 ve 10 yıllık ta tahvil faizi geldi ekranımıza. 17,04 şu an için baktığımızda e, 10 yıllık tahvil faizi. 5 yıllığa bakalım. Yatay bir seyir var. Orada da 17,62'yi takip ediyoruz. Keza aynı şekilde yatay seyir de 2 yıllık tarafında var. 18,49. Evet. Şimdi e, hazinenin e, 3 aylık ihale programı açıklandı ve orada Borçlanmalarda biraz azalmaları görüyoruz bununla birlikte 10 yıllıklara doğru bir yöneliş hareketinde başladığını görüyoruz neden olmasın ki 360-66 bandına gerileyen CDS'lerimiz var birinci olumlu neden bu İkincisi büyümede bir rekorun yakalanması baz etkisi de var bunun içerisinde. Ama bununla birlikte ihracat ağırlıklı bir büyümenin yakalanmış olması önemli. Yani %10.4'lük bir düşüşten geçtiğimiz yılın çeyreğinde telafi etmişiz o düşüşü ve artı üzerine eklemişiz. Dolayısıyla bu 10 yıllıklara giriş güveni de temsil ediyor. Eğer yabancı kurumlar Goldman gibi, JP Morgan gibi büyüme rakamlarını yıl sonu itibariyle yukarı yönlü revize ediyorlarsa ki bunlar da az buz revizeler değil en düşük Moody's revizesini gerçekleştirmiş. Dolayısıyla yıl sonu yüzde 8 ve üzerinde bir büyüme Türkiye için bekleniyorsa bu tahvilde kendini gösterir etkisi. Yavaş yavaş tahvile doğru yöneliş. Merkez Bankası sıkı duruş gerçekleştireceğim. Enflasyonda kalıcı düşüş görmeden de faizleri indirmeyeceğim. Bu altını çizerek bu söylemi gerçekleştirirse biz burada Amerika şeyde Türkiye'nin 10 yıllık tahvillerinde 17'nin altına doğru bir geri çekilmeyi görürüz ki bu da tahvili olan girişi ve güçlendiğimizi bize gösterir. Bu önemli çünkü Avrupa tarafına, Amerika tarafına baktığımızda ünlü tahvil yatırımcıları Amerikan tahvilleri için ki dünyada en çok geçerli olan tahviller çöp diye nitelendiriyor. Dolayısıyla böyle bir dönem içerisinde Türkiye sıcak para hareketini, Türkiye olan güvenin temsili 10 yıllıklarımız olacak. Yakın takip edeceğiz, sıkı takip edeceğiz 10 yıllıkları. Hisselere geçmeden hemen aktaralım. 10 yıllık tahvil faizine baktığımızda 17.04 olarak karşımıza çıkıyor evet. ki aşağı yönlü hareketini sürdürüyor 0.29 oranında. Hemen sonrasında geçelim şirket hisselerine bakalım. Emlak, konut, gayrimenkul, yatırım ortaklığı ile başlayalım efendim şirketle. Bakanlık arasında imzalanan dönüşüm uygulamalarına ilişkin işbirliği protokolü kapsamında bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen 169.5 milyon Türk Lirası bedelli İstanbul Güngören tozkoparan İkinci etap kentsel dönüşüm projesi inşaatı işi için sözleşmenin yöneticiyle imzalandı, açıklanmış ve 1.84'e kadar da çıkan bir fiyat karşımızda. Son bir haftaya baktığımızda e, bakalım aylık da bakmış olalım. 1.87 yukarıda 1.80'lerden gelmiş son bir aya bakalım. E, 1.09'lukla yükseliş var %1'in evet. üzerinde ve 1.84'ten işlem görüyor. Belgin Hanım ne dersiniz? Emlak bir bant aralığına sıkıştı Hande. Ee, 1.80-1.87 aralığında görüyoruz genellikle eğilimi. 1.87'nin aşılması gerekiyor yeni oluşumlar için. Ve bunun şimdi tabii ki biraz daha bankacılık sektörüyle birlikte orta vadeli program içerisinde hangi sektörlerin öne çıkabileceği, teşvikler e, ve bununla birlikte faiz oranlarının netleşmesiyle birlikte ben gayrimenkul sektörünün çimento sektörüyle birlikte hareketleneceğini düşünüyorum. Bu gözle baktığımızda burada ilk ilk atış muhtemelen emlak konut tarafında olacak. Orada da hareketin sinyalini 1.87'lerin üzerindeki kapanışlar bize verecek. Haber akışı olumlu ama konut sektöründeki durgunluk devam ettiği için bu hisse performansına ve çok fazla yansıyamıyor ne yazık ki. Haber akışını takip ettiğimizde 1.87 geçirirse hissede 2.205 seviyesi kısa vadeli hedef olarak karşımıza gelir ki bu da iyi bir fırsat demektir. Dar bir bant dediğiniz gibi 1.80 ile 1.87 arasında evet. son bir aylık hareketine baktığımızda bu, bugün içine e, baktığımızda yarım puan üzerinde de bir yükseliş takip ediyoruz. Emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığına geçelim ve sen bu elektriğe bakacağız. YKGS 3 yarışmaları kapsamında şirketin bağlı ortaklığı Margun Enerji'nin kazandığı toplam 105 megawatt Osmaniye e, 215 sanırım e, ve kapasite tahsisine ilişkin YK Kullanım Hakkı Sözleşmesi'ne imzalanan tüm başvurular e, tamamlandı ve lisanslama sürecinin devam ettiği de açıklanmış. Böyle de bir bilgi var Esenboğa Elektrik tarafında. Son bir aya bakalım. 36.08 yukarıda 29.82'lerden yine yukarı yönlü bir hareket takip ediyoruz. 36 şu an için fiyatı 1.18'likte gün içi yükseliş var. Geçtiğimiz hafta da değerlendirmelerimizde Esenboğa'ya değinmiştik Esen Elektrik'te. Özellikle bir bant aralığında hareketler söz konusu uzunca bir zaman. Zaten grafikte de bunu çok net görüyoruz. Aşağıda 30 kabul edelim onu. 30-36 bandındaki hareketler. Ve burada 36 seviyesinin üzerinde 42'ler seviyesi görüldü. Ancak bu seviyelerde kalıcı olamamıştı. Demek ki hedef yukarıda 42. Ne zaman bunu görebilir? 36 seviyesi aşılırsa. Haber akışının kuvvetli olduğu... Ve e, özellikle yılın ikinci yarısında enerji sektörüne dair olarak orta vadeli program içerisindeki haber akışını takip edeceğiz. Ama benim ilk beş e, sektörüm içerisinde enerji sektörü birinci sırada yerini korumaya devam ediyor. Evet, e, Osmaniye 2, Burdur 2, Batman 2, Antalya 3, Ankara 2, Aksaray 2 ve Ankara 1 kapasite tahsisi burada ...toplamda 105 e, megawatt e, burada bir başvurular hı hı. ve tamamlama lisanslama süreci. E, geçelim Orge elektriğe bakacağız. Burada da şirketin devam eden işleri arasında yer alan Dudullu-Bostancı metro projesinde... ...İMES ve Modoko istasyonları elektrik işlerine ilişkin 1,5 milyon euro tutarındaki teklifin kabul edildiği... ...ve işverenle sözleşme görüşmelerinde e, görüşmelerine başlandığı açıklanmış. 6,76'ya kadar çıkmış fiyat son bir aya bakalım... 98'lerden gelmiş. Gün içi şu an için satıcılı bir ürünüm var. Evet. 016'lık aşağı yönlü hareket var ama 645. Ee, burası için ne dersiniz? 6, 6 76 gibi son bir ayda yine aslında benzer bir hareket orge tarafında da görüyoruz. Doğru. Doğru Hande. Yönetmenimizden rica edecek olursak 6 aylık performansı varsa bize getirebilir. 1 yıllık da olabilir. Burada enerji sektörü hisselerinde aslında çok yoğun hareketliliği gördük. Zaman zaman bu hareketliliklerin arttığını da gördük. Orge de bunlardan bir tanesi. Burada bir sert geri çekilme hareketini de gördük. Bölünme de var muhtemelen şu anda. Ve sonrasında da yataya giriş beklentinin sona ermesiyle birlikte. Ama yılın geneline baktığımızda 12-13 kabaca 13'ler seviyesinden bölünmeler sonrasında bir geri çekilme hareketi. Şuradaki düşüş tam olarak bilmiyorum sermaye artırım olabilir. O yüzden çekincemi koyarak söylüyorum. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda hissede yeni bir hikayenin oluşması söz konusu olacak ve burada da yeni hikaye oluşturmak için de hissenin 650 direncini geçmesi gerekiyor. Haber akışına bağlı olarak bu seviyeyi rahatlıkla geçecektir. Enerji sektörüne ilişkin dediğim gibi beklentilerin devam ettiği, iklimsel değişimlerin enerjini daha ön planda çıkarması, enerji dağıtımı dahil olmak üzere tüm sektörü etkileyecektir. O yüzden ben hissede geri çekilmelerin orta vadeli portföyler için 3 ila 6 aylık periyotta Yeni alım fırsatlarını yaratacağını düşünüyorum. Peki sonrasında geçelim hemen e, Şişe Cam'a. Rekabet Kurumu soruşturması kapsamında Trakya Cam'ın rekabeti ihlal etmediğine karar verildi. Medyada yer alan haberler arasında bakalım son bir aya gelen 9.03 yukarıda aşağıda ise 7.79 görmüş. 1.25'lik günçe yükseliş var. 8.91'den de işlem görüyor şu an için fiyatı 8.91 Şişe Cam'ın. Şimdi e, eğer bana deseler ki hacimlere göre orta vadeli ve hareket potansiyeli her zaman olan üç tane farklı model portföy oluştur deseler şişe camı her üçüne de alırım. Çünkü Borsa'nın eski ama eskimeyen, güçlenen ve kendi bünyesi içerisinde diğer cam sektöründeki hisseleri de taşıyan bir hisse. Şişeceğim. Öyle birkaç hisse var değil mi Belgin Hanım? Tabii ki. Siz zaman Tabii zaman ki. dile getiriyorsunuz. Aynen. Yani mesela Türkiye Sigorta da bunlardan bir tanesi. Ve ben önümüzdeki 3 ile 6 aylık performansa Türkiye Sigorta'nın sigortacılık sektörü bir çok daha geride kaldı maalesef finans sektörüyle birlikte istenen hak ettiği noktaya gelemedi. Ama mesela Türkiye sigorta içinde bu potansiyeli görüyorum. Çimento sektörü içinde bu potansiyeli görüyorum. Mesela çimento sektörü içerisinde bazı hisseler var ki yükselişlerden faydalanamadılar. Geri çekilme hareketiyle yatırımcısını yüzler ya da yatırımcı tam istediği noktada çıkamadı. Örnek verelim Afyon Çimento. Çoğu yatırımcının elinde var ve hep gideceğini düşündüler ama o geri çekilmede çıkamadılar. Dolayısıyla bunlarda potansiyeller görüyorum. Batı Söke'de aynı şekilde. Bunlar benim kişisel çalışmalarımın içerisinde. Şişe camda ise zaman zaman rekabet kuruluyla ilgili soruşturmalara girer. Bu tip büyük e, miktarlı üretim yapan ve sektöründe lider olan e, şeyde, kurumlarda bunu görürüz. Gübre'de de gördük rekabet kurulunun soruşturma açtığını biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda zaten son 3 yıllık performansında Şişe cam bunu teyit ediyor bu söylediklerimi. Hissenin baktığımızda sene başında Mart ayı itibariyle %3 pardon 3 lira 72 kuruşlardan şu anda 9 liralar seviyesine geldiğini görüyoruz. Daha yolu var mı dersen anne? Elbette yolu var. İçerisindeki camların birleşmesi sonrasında şişe camda da yukarı yönlü potansiyel var. Fakat bu tip sektörler özellikle şeyden etkileniyorlar. Kur, enflasyon. Bunlardaki yukarı yönlü hareketler maalesef maliyetler açısından olumsuz etkiliyor. Enerjiye dayalı <laughs> fiyat yükselmeleri den olumsuz etkilenebiliyorlar. Bunlardan daha izole olmaları durumunda hisselerin performansları artıyor. Haber olumlu, sektör içinde olumlu yoluna devam edecek. Peki, şişe da böyleydi efendim. Hisseler sonrası geçelim sermaye artırım tarafına bakalım. E, orada da balatacılar, balatacılık sanayi bizi karşılıyor. Dardanel var, GSD, Marin, Kareli, Kristal Kola ve Vestel Beyaz Eşya. Şirketler bu şekilde. E, balatacılar, balatacılık sanayi ile başlayalım. Şirke, şirket sermayesinin 12.2 milyon lirasından %82.64 oranında tahsisli olarak 10. 1 milyon Türk Lirası artışla 22.3 milyon Türk Lirası'na yükseltilmesi kapsamında sermaye Piyasası Kurumu'na başvurusu yapılmış. Dardenel'e geçelim. Orada da 53.3 milyon Türk Lirası %1000 oranında bedelli. 532.8 milyon. Orada da artışla 586.1 milyon Türk Lirası. Ee, ve e, burada da Rüçhan haklarının kullandırmasının ardından 2 milyon 429 bin borsada Adet 748 bin adet orta birinci piyasada satılarak sermaye artırımı tamamlanmış ve GSD var. Keza e, oradan da kısaca aktaralım. Şirket sermayesinin 52.2 milyon Türk Lirasından %187.46 oranında bedelli. 97.8 milyon e, nakden artışla 150 milyon Türk Lirasına yükseltilmesi e, burada da var. Karel'de de 6 Eylül'de 58.3 milyon. %242.94 oranında ve dersiz 141.7 milyon Türk Lirası artışta 200 milyon Türk Lirası'na yükseltilecek. Kristal e, Kola takip ediyor ve ardından da Vestel Beyaz Eşya farklı sektörler. Farklı evet. şirketler karşımıza çıkıyor sermaye artırımı tarafından. Bazıları sermaye artırımına karar vermiş. Takip edeceğiz Vestel Beyaz Eşya olduğu gibi. Bazıları ise bedelli sermaye artırımlarını tamamlamışlar. Kristal Kola gibi. Dolayısıyla yeni bir beklenti oluşanlar var. Yeni bir beklenti için e, sona erdirenler var. E hisselerin performansları açısından baktığımızda Beyaz Eşya sektöründe Vestel Beyaz'ı takip edelim bakalım güzel bir şey var sermaye artırım oranı var. Orada da şirket sermayesinin hemen aktaralım. 190 milyon Türk Lirası'ndan %742.11 oranında bedelsiz olarak 1.4 milyar Türk Lirası artışla 1.6 milyar Türk Lirası'na yükseltilmesi kapsamında sermaye piyasası kurumuna başvurusu yapılmış efendim. Kristal kolayı da atlamayalım onu da aktaralım. Belgin Hanım orada da şirket sermayesi 90 milyon Türk Lirası'ndan %100 oranında bedelli olarak 96 milyon Türk Lirası artışla 192 milyon Türk Lirası'na yükseltilmesi. Rüşan haklarını kullandırılması ardından kalan 1 milyon 481 bin 830 e, burada da e, adet pay borsa birinci piyasada satılarak sermaye artırımı tamamlanmış ve kristal kolanın fiyatı da geldi. Ona da bakmış hı hı. olalım. Evet. Sermaye artırım tarafında aktardıktan sonra 1.37 fiyatı var ki son bir ayda bakalım aşağı yönlü hareket var. ikilerden 1.25'e kadar da düşmüş. Ne dersiniz? Doğrudur. Burada tabi ki sermaye artırımı sonrasındaki şeye fiyatlamaları görüyoruz doğal olarak. Eyinden iyi hedef olarak kısa vadeli 2 lira Bunlar seviyesini görürüz ama bir süre için yatay ve zaman zaman satıcılı beklentinin sona ermesi sermaye artırımı e, tamamlanmış. Biraz yatay hareketler görürüz sonrasında yine yoluna devam edecektir. Peki efendim şimdi şirketler bu şekildeydi geçelim halka arz haberlerini uzun evet. zamandır e, konuşmuyoruz halka arzları. İki tane şirket karşımıza çıkıyor ki teknoloji şirketi bir tanesi Yeo e, burada da e, şirket payları yarın borsada haftanın son işlem gününde işlem görmeye başlayacak ee, ve burada da e, şirket paylarının halka arzı kapsamında halka, halk büyüklüğü 6.6 katına denk gelen talep geldiği e, açıklanmış böyle de bir talep var. Ve orduya baktığımızda orçaya bakalım. Şirket payları bugün borsada işlem görmeye başlayacak. Orça içinde böyle bir bilgi var Belgin Hanım. İki tane halka arz ama evet. ne dersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim gelen talepler zaten hep dikkat çekiyoruz ya geçtiğimiz haftadan bu yana yeniden halkar seferberliği var adeta borsada. Evet. Hem programlamanın yapılmış olması hem küsen yatırımcının gelmesi hem de borsanın yükselmesiyle birlikte hisse senetlerinde nakde dönerek halkar için kendine yeni sermaye oluşturması yatırımcının kolaylaştı. Dolayısıyla gelen talepler memnuniyet verici. Burada teknoloji hisselerinin ağırlığı var farklı sektörlerde gelmeye başladı. Çay üreticilere. önce şeker gelmişti. Şimdi çay gelmeye başladı. Dolayısıyla rekabetin de artması hareketliliği de beraberinde getirecektir. Ne diyelim? yolları açık olsun. O zaman zaman konuşuyoruz. Yine konuşmak isterim. Yatırımcı tarafında da biraz daha bilinçli bir profil oluşmaya başladı değil mi Belgin Hanım? Birçok kurum tarafından da kurum tarafından da e, uyarıları da takip ettik. Yatırımcı tarafına iletilen. E, bu noktada o hani e, pandeminin salgın sürecinin o hareketli zamanlarına biraz daha sakinleyip daha Hı -hı. bilinçli bir profile dönmüş durumda mı ne dersiniz? Tabii şimdi şöyle şunu görüyorum hani güzel bir soru sordun. E, yatırımcı finansal okur yazarlık anlamında da kendini bir ayrı geliştiriyor. Kurumların özellikle halk aracılık yapan kurumların izahnamelerini daha anlaşılır bir noktada halkla paylaşmaları. Bununla birlikte şirketlerin şeffaflık ilkesi çerçevesinde halka açılırken Tüm işte mesela diyor ki şu kadar borcum var halka arz gereğiyle bu borcumu tamamlayacağım. Şu kadarlık kısmını halka açacağım hisselerimin ve bununla birlikte ARGE tarafına ağırlık vereceğim. Buradan elde edeceğim gelirin büyük bir bölümünü araştırma geliştirme kısmında yeni ürünler için kullanacağım. Borçlarımı kapattıktan sonra yoluma devam edeceğim gibi. Dolayısıyla bu hisselere bu şirketleri halka açılışında yatırımcı zaten şirketi tanımaya başlıyor fiyatlamasına bakıyor. Ne kadar iskontolu olduğuna kadar tüm bir şeyler e, halka arz aracılık eden kurumlar tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor SPK denetimi çerçevesinde. Dolayısıyla yatırımcı neye ne kadar yatırım yapacağını dolaşımdaki pay sayısına kadar biliyor. Ve hissenin de iskontolu olarak ne kadarlık bir marş içinde hareket edebileceği, yukarıyı görebileceğini de görüyor. Böylelikle yatırımcı hem portföyünden belli bir miktarı bunu ayırırken o hisselerin de borsadaki performanslarının yukarı yönlü olması da ona ciddi anlamda değer kazandırıyor. Yani ortalamada 5 liradan almış olduğu hisse normal bir prosedür içerisinde hoş geldin e, hareketiyle tavan tavan 3 tavan yaptığında zaten ciddi bir potansiyeli e, kazanmış oluyor. Ve halka arz endeksine baktığımızda özellikle e, borsa e, vis 100 endeksinden çok daha hızlı bir performans gösterdiğini ve oradaki performansın 76'lar seviyesine yükseldiğini de hatırlatalım. Yani halkarz endeksi ve halkarza giren hisselerin performanslarına baktığımızda birinciliği şu anda Cante taşıyor. O, buna bununla birlikte yani Çankömür e, aklımda kalanlar içerisinde e, şu ana kadar halkarz sonrasında e, sürpriz hareket yapan Kütahya şeker var önce satıcılığı da. Sonrasında tekrar alışa döndü ve bunu çoğaltabiliriz. Ee, ve şunu da görüyorum son dönemde özellikle mühendislik ve teknoloji şirketlerin ağırlığının artması da son derece olumlu tabii ki. Peki geçelim e, kalan süremizde de küresel tarafı konuşalım. ABD borsalarıyla başlayalım Belgin Hanım. Vadeli tarafa bakalım şöyle seyrin nasıl ABD tarafının. E, hemen bakacağız ki karışık bir seyirle tamamladı evet. e, düne baktığımızda. Bugün ABD tarafına bakalım vadeli tarafta e, yeşil bir tablo görüyoruz. Nasdaq'a baktığımızda 15627 puan. S&P'ye bakalım 4527. Orada da yatay pozitif e, tıpkı Dow Jones'taki gibi 35334 puan seviyesinden e, şu an için işlem görüyor. E, Amerika tarafı ne Evet. Dersiniz? Şimdi Buyurun. elimdeki notlardan şöyle bir bakıyorum özellikle Amerika tarafında dün gelen ADP verisi adeta şok etkisi yarattı. İstihdam verilerine bakacaktık. Fed Güvercin konuşmuştu. İstihdam tarafında hani piyasalar için şöyle söyleyelim. Amerika için kötü, piyasalar için iyi veri mi olur şeklinde bakıyordu piyasalar. Dün Amerika piyasaları evet satıcılıydı. Sürpriz bir şekilde diyemeyelim. Beklent, beklenmedik bir şekilde düşüş söz konusuydu. Özellikle 613 bin artması beklenirken 374 bin kişi artması yani yarı yarıya artması bir kez daha Fed'in dilinin altındaki baklanın enflasyondan korkulmadığını, asıl korkunun istihdamda olduğunu gösterdi. Piyasalar o kısa şoku atlattıktan sonra Nasdaq rekor kırdı. Dün itibariyle baktığımızda karışık seyire birlikte teknoloji hisseleri yine bayrağı devraldılar ama manşet haberlere baktığımızda ise Hande özellikle artık o coşkunun Amerikan piyasalarında hani pandemiyle başlayan o coşkunun yavaş yavaş sonuna gelinmiş olduğu hissiyatı verilmeye çalışılıyor. Ve bu anlamda baktığımızda gerçekten de endekslerde yeni tarihi rekorları kırabilmek için yeni bir hikayenin oluşma ihtimali gittikçe zayıflıyor. Ancak biz S&P tarafında geri çekilmelerde özellikle 4250, Nasdaq tarafında ise geri çekilmelerde 15100 seviyesini aklımızda tutalım. Bu seviyelerde geldi, vurdu, dönemezse o zaman Küresel bazda bir satışla karşılaşabiliriz. O yüzden bu ay 22-23 Eylül'de FED var ve FED'in toplantısında Powell'ın açıklamaları hepimizin radarında olacak. Tahvil alımını azaltmaya bu yıl mı başlayacak, önümüzdeki yıl mı başlayacak, başlayacak mı bunların hepsi, bu piyasaların seyrini belirleyecek. Yine pavulu gündemde olacak yani Kesinlikle, piyasaların tabii. takibinde ki e, küresel tarafa ilişkinde bu yorumları aldık. Portföyü alalım kapatmadan. Ki. E, Belgin Hanım buyurun. Hande portföyümüzü oluştururken %30 hisse %10'luk kısmını yavaş yavaş hatta ön, ilk etapta %5'i tahvillerimizi ayıralım. CDS'lerimizi kontrol etmek kaydıyla 10 yıllıklarımıza doğru yönelişin başlayabileceğini düşünüyorum ben. Ve geri kalanında da değişken fonlarla ve likit kalmakta fayda var. Halka arzlar yola devam tabii ki. %20 orta vadeli portföy, %10 halka arzlar için pay ayıracağız. Biz de aktarmaya devam ediyoruz zaten. Çok teşekkür ederiz Bergin Hanım. Yarın görüşmek umuduyla diyelim. Ederim. Evet efendim portföy yönetimini bugünlük burada noktalıyoruz Bizden sonra Aysun Sarıtaş devam edecek. Biz tekrar saat 12'de görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.